Hayat Bana Güzel'den herkese merhaba. 4 yıldır bu cümleyi dünyanın farklı şehirlerinde size söyledim. Artık Habitat TV ekranlarında farklı deneyimler, farklı şehirler, farklı insanlar ve hikayelerle Hayat Bana Güzel diyeceğiz. Ben ilk bölümde içinde yaşadığım şehir, benim şehrim İstanbul'da bir bölüm yapmayı seçtim. Boğaz'da olacağım. Boğaz'da bir teknede sizin için bir balık macerası. Daha önce İstanbul Boğazı'nda hiç balığa çıkanlarınız var mı? Benim için ilk deneyim, ilk heyecan gerçekten heyecanlıydı. Aslında dün balıktaydım. Sizi o balık anının heyecanı ve yaşadıklarıma götürmeden önce birazcık Boğaz'dan, Boğaz içinden ve balıktan bahsedeceğiz. Sonra ne yakaladım acaba? İstanbul'da en sevdiğim semtlerden biri Rumeli Hisarı'dır. Benim aslında burası yürüyüş yolum. Burası Boğaz'ın en dar noktalarından biri. Zaten arkada gördüğünüz ikinci köprü bize bunu anlatıyor. Peki İstanbul'un ilk köprüsü hangisiydi biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeye karar verdiğinde 4 ay gibi kısa bir sürede bu semte adını da veren Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Ama Fatih Sultan Mehmet'ten 2000 yıl kadar önce Pers İmparatoru Darius muhteşem ordusunu Avrupa'ya geçirebilmek için Yunan bir mühendisin tasarımıyla tekne ve sallar üzerine bir ahşap köprü kurduruyor ve ordularını o köprüden geçiriyor ve hatta yüksek bir noktaya kurdurduğu tahtıyla da bunu izliyor ve nezaret ediyor. Yani İstanbul'un ilk köprüsü o sayılıyor. Evet, bu gördüğünüz ise İstanbul'un, bizim bildiğimiz, içinde yaşadığımız İstanbul'un ikinci köprüsü. İstanbul Boğazı'nın iki kıyısında kurulmuş semtlere Boğaziçi deniyor. Şu an içinde bulunduğum semtin ismi Aşiyan. Aşiyan ismi nereden geliyor diye bakınca Tevfik Fikret'in Kuş Yuvası anlamına gelen Aşiyan isimli evinden bu semtte bu ismi almış. Arnavutköy'de Akıntıburnu'ndayım. Normalde bu kıyı boyunca her zaman olta balıkçıları yan yana dizilir ve günün balığını yakalarlar. Kah evlerine götürürler, kah kıyı boyu olan balık restoranlarına satarlar. İstavriti boldur yani. Boğaz'daki akıntı önemli bir konu özellikle balık açısından. Boğaz, Karadeniz'le Marmara'yı birbirine bağlıyor. Karadeniz'le Marmara'nın birbirinden bir farkı var. Marmara Denizi Karadeniz'e göre daha tuzlu. O yüzden bir dip akıntı oluşuyor. Ama Karadeniz Marmara'dan daha yüksekte. O zaman da bir yüzey akıntı Marmara'ya doğru devam ediyor. Bu altlı üstlü akıntılar devam ederken Kıvrımlı Boğaz'ın belli noktalarına çarpıp ters akıntılar oluşuyor. Biraz karışık mı oldu? Yani akıntısı bol Boğaz'ın, balığı da o yüzden bol. Balık oradan oraya, buradan şuraya. Ya şurada göz resmen artık o akıntıyı görebiliyor. İstanbul Boğazı'nın iki kıyısında toplamda 600 kadar yalı bulunuyor. Bunların 366 tanesi 1. 2. ve 3. dereceden tarihi eser statüsünde. Özellikle Osmanlı döneminde, Lale Devri'nde belli mevkideki insanlara yalılar ya da yalı yapacakları araziler hediye edilirmiş. Bu yalılar içinde birkaç tanesi var ki İstanbul'da özellikle hikayeleriyle Boğaz turu yapanlara anlatılıyor, gösteriliyor. Size de bunu tavsiye ediyorum. Yalı Yunanca kıyı demekmiş. Yalıyı biz deniz kıyısına kurulan evler için kullanıyoruz. Eğer bir gün İstanbul Boğazı'nda güzel bir boğaz turuna çıkarsanız bu yalıları görme ve fotoğraflama şansınız olabilir. Galata Köprüsü'ne hoş geldiniz. Şu bulunduğum hat yine böyle olta balıkçılarının acayip güzel bir şekilde yan yana dizildiği bol bereketli av noktalarından bir tanesi.
Şöyle arkamda gördüğünüz Bizantiyon'dan Konstantinopolis'e ve bugünkü İstanbul'a uzanan yüzlerce yılın dünya metropol kenti İstanbul'un ilk kurulduğu yer, tarihi yarımadanın olduğu alan, aslında Sarayburnu, Topkapı Sarayı'nın olduğu yer. Sonra işler büyümüş, şehir büyümüş, gelişmiş yüzlerce yıl içinde. Kimi için rüya kent, kimi içinse bir kaos ve karmaşa, benimse evim. Çok sevdiğim semtlerden bir başkası aslında. Çünkü Eminönü benim için balık ekmek, Adalar Vapuru'nun kalktığı ve Boğaz Turu'nun yapıldığı, teknelerin kalktığı alan demek. Mısır Çarşısı da ayrıca en sevdiğim çarşılardan biri. Birçok semti eski balıkçı köyü aslında. Mesela Bebek onlardan, Samatya onlardan. Hepsinin farklı bir özelliği var. Ama hepsinin isminde ya da hikayesinde mutlaka hoş detaylar var. Samatya mesela bugüne kadar hala daha eski otantik halini koruyabilmiş semtlerden bir tanesi nispeten. Bebeğin ismi de zamanında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra o bölgeyi koruması için görevlendirilmiş olan bir zat-ı şahanenin takma adı. Çünkü bebek yüzü yakışıklı bir adammış. Onun yaşadığı semt olunca Bebek olmuş adı. Çengelköy, gemilerin çapalarının yapıldığı semtmiş. O yüzden Çengelköy denirmiş. Hikayeler böyle uzayıp gidiyor aslında. Farklı dönemlerde İstanbul'dan yolu geçen coğrafyacılar, gezginler ve doğa bilimciler her zaman Boğaz'ın bol ve bereketli balığından bahsetmişler. Coğrafyacıların atası Strabon her zaman ton ve palamut sürülerinin göçünden ve buradaki bereketinden bahsetmiş ki zamanında Bizans sikkeleri üzerinde balık resimleri, palamut, yunus resimleri olurmuş. Biliyorsunuz ki paralar dönemi içindeki hayat tarzına ait simgeleri taşırlar. 1544-1547 yılları arasında İstanbul'da yaşamış olan doğa bilimci Francis Petrus Julius Pierre Gilles, İstanbul'la ilgili şöyle bir not düşmüş. Marsilya ve Venedik gibi şehirlere nazaran İstanbul'un balığı çok daha bol. Hatta öyle ki pencereden sepet sallasalar balık tutmayı bilmeyenler balık toplayabiliyor boğazdan diye. Bugün artık o kadar çok balık ve o kadar çeşitli balık bulunmuyor. Zamanında ıstakoz bile yakalanan boğazda bugün istavrit, sarı kanat, lüfere de denk gelirsen ne ala. İstanbul'u şiirlerle, şarkılarla, resimlerle, fotoğraflarla anlatmaya kimseler doyamamış. Eski İstanbul resimlerini, Boğaz içinin durumunu, Boğaz'ı, tekneleri, balıkçıları ister yağlı boya tablolarda ister siyah beyaz fotoğraflarda izini sürebilirsiniz. Haliç İstanbul için önemli doğal limanlardan biri ve tarih boyunca binlerce yıl böyle olmuş. Ticaretin önemli bir noktası Bizans döneminde işte ticaret gemilerinin geldiği gittiği ve civarındaki semtlerle hayat çok canlıymış. Tabii ki balıkçılarıyla da Yahudiler, Ermeniler, Museviler ve bu civarda yani Haliç civarına yerleşmiş birçok millet kendi kültürüyle, zenginliğiyle inanılmaz bir mozaik yaratmış ve İstanbul kültürünü bugünkü zenginliğini kazandırmış. Yani şu anda bu dumanı uzaktan görüp bu kokuyu duyup buraya gelmesek olmazdı. Ben de bir yarım ekmek alabilir miyim? İstanbul'un Boğaz'ın hikayeleri bitmez. Artık balığa çıkalım mı? Teknede balık tutma maceramı izleyin bakalım neler düşüneceksiniz ama balığa tek başına çıkmadım. Bir arkadaşımla gittim çünkü balığı tutmak yetmez. Balığı layığıyla pişirmek de gerekir. Bu arada arkamda gördüğünüz gibi balık ekmek yemek isterseniz Karaköy Perşembe Pazarı'na gelebilirsiniz. Ben sıramı bekliyorum. Bak sabahçı. Bu da mahallenin dombili suratı. Dombiliyi de alalım mı Boğaz'a giderken hayatım? Denizin üstünde
biraz üşüyecek olabiliriz. Şimdiden kendimizi alıştırıyoruz. Balığı gibi de hop hop oynayacağım. Repertuarla gelmiş arkadaş. Teknemize geldik. Hadi. Şuradan güneş doğacak. Biz de balığın olduğu 3 nokta var, oraya doğru gideceğiz. Biraz balık, biraz boğaz, biraz yemek. Sohbet edeceğiz. Boğaz'a dolaşıyor olmanın en güzel tarafı bence aslında kıyıdaki hem o semtleri görmek hem de yalılar inanılmaz güzel. Belki birkaç tanesini daha yakından görürüz. Şimdi oltalar hazırlanıyor. Biz İstinye açığına geldik. Çinekop ve sarı kanata hedefleyeceğiz. Balığa çıkmanın bir saati var mı? Sabah erken saat mi? Sabah suyu ve akşam suyu diye söylerler zaten adına. Lüfer var mı? Tutulması kolay mı? Tecrübeyle alakalı. Şimdi siz de ilk bu oltaları aklınızda da hissetmeniz bayağı zor olacak. Gelen balığı hissedip onunla aranda orada yakaladığım bir şey var yakalayabilmek için o zaman yani. Yani mesele o yani. Onu hissetmek önemli olan. Ne kadar hisli bir insanım anlayacağız. Burada eğer istediğimizi yakalayamazsak nereye gidebiliriz Boğaz'da? Yani Boğaz'da o kadar çok mera var ki aslında. Ama tabii ki de balığı değiştirmemiz gerekebilir. İstavrit için daha kıyılara gitmemiz gerekiyor. Kıyıdan da çinekop tutulabiliyor. Balık bazen tamamen istavriti yemek için o da kıyıya giriyor. O da oraya av için yemeğinde avlanabiliyor bazen. Evet, mandal açıyoruz. Açtık. Gidiyor. Durana kadar. O kendi duracak yani. Durdu mu? Durmadı. Oltaları da birbirine doğru tutmayın. Birbirinizi yakalarsınız balıkları. Şimdi ben bu hareketle küçük balık salınımı hareket yapıyorum ki bir balık gelsin, takılsın diye. Biliyormuş gibi bana anlatıyorum. İnanıyor musun? Ha? İnanıyorum. Peki, inanırsan olur. Çünkü kaptan öyle söyledi. Kaptan dedi ki altta dedi balık var. 17 santimin altında olan balığı avlamıyoruz. Doğal ortamına geri bırakıyoruz. Böyle bir hareketi abartıyor olabilir miyim? Çok eksik yaptınız oltaları indirirken. Ne yaptık? Duasını söylemedi mi? Aa, duası mı vardı? Yani attım ağzına takılsın boğazına demeniz gerekiyor. Artık geç mi şu anda? Hani ben bir tek rastgeleyi duymuşum. Bak bunu duymamıştım. O balık tutana denir. Yalnız Ebru'da sıfır hareket. Ebru böyle nöbetçi asker gibi bekliyor. Gelecekler çünkü balık gelecek. Ama istemekle olmaz. Büyük büyük bu oltayı sallayacaksın kamışı bak. Böyle. Kaptan hiç böyle balığa diye gelip ben çağırıyorum, enerjimi yolluyorum, o balık gelir beni bulur diyen oluyor mu tekneye oluyor. Gelip? Oluyor. Pandemi döneminin hemen ardından. Evde çok sıkıldım, beni balığa götür diyen çok insan oldu. Peki sadece düşünce gücüyle balığı tutabildiler mi? Tutamadılar, boğaz hafı sağlıyor. Peki İstanbul'un balık noktaları nereden ne balık tutulur? Hani Karadeniz ağzından Marmara ağzına kadar her yerde her balık çıkıyor. Balıkçıların taktığı isimler var işte. Umur yeri Umut yeri gibi. Bir umut vardır derler. O zaman biz de umduğumuzu değil bulduğumuzu diyor. Kesinlikle ve denizdeki balığın pazarlığını kimse yapamaz. Esnemiyor bile. Niye öyle? Kaftan böyle kaldık. Çekiliyorum. Ver bakalım. Ya başka bir olta aldınız ya balık tuttunuz. Bir ağırlık var çünkü. Aa, bir şey parlıyor. Aa! Aa! Sarı kanat yakaladım, Allah'ım sen bana yardım et. Şu anda ben de diyorum ki bir ağırlık var, gelmiyor çünkü ağırlık ne var. Ne yapmışsınız? Kaptan bunu sen tutup çıkaracaksın, ben bu balığı hayatta bana tutamam. Bana balığı tutan çıkarırız. Ablama gel. Hissediyorsun, çalışıyor o at.
bakalım. 3'ü bulduk. 5'i buluruz inşallah. Eski coğrafyacılar, doğa bilimciler falan inanılmaz bereketli ve bol balıklı bir boğaz tanımlıyorlar. Şu anda nasıl? Bizim çocukluğumuzda gelen o büyük torik balıkları, kofana balıkları, şimdi tuttuğumuz lüferlere eskiden çinekop diyorlardı, sarı kanat diyorlardı. Hmm. Şimdi lüfer diye tezgahlarda yer buluyor. Boyutlar değişti. Bunda tabii ki sorumlu biziz, yani insanlar. Sahip olduğumuz şeyleri doğru kullanmayı ve korumayı bilseydik zaten şu an farklı bir boğaz. O zaman ben size şöyle söyleyeyim. Yani Japonya'da birçok su altı radarının kullanımı yasak. Ama bizim ülkemizde kullanılıyor. Birçok dünya ülkesinde av limitleri işte 14 metreyken Türkiye'de 24 metrede gırgırlar ağ atabiliyorlar. Hmm. Şurada gördüğünüz 20 tane, 40 tane, 50 tane balıkçı teknesi bir günde tuttuğu işte 15-20 tane, 50 tane tutsun. Aha. Ama bir gırgırın bir seferde çevirdiği balığı tutamıyor. Mangalı yakmaya çalışacağız birazdan. Şefler mangal yakar falan. Estağfurullah. Bizler yakar. Biz şöyle yapıyoruz. Hizmetli. Izgarayı yakın. Yakılıyor yani. Salata yapıyorum. Ebru'ya bir kere sormuştum. Dedim ki dışarıda asla ne yemezsin dedim. Salata dedim. Alacağım başka yer, seveceğim başka yer, seni çatlatacağım. Tam bir salata olmasa da şöyle ekmek arası balığın yanına neden olmasın, biraz limon, domates, roka ve taze soğan. Huysuz bir balık, derisi de çok çok incedir. Dolayısıyla balığın büyük bir kısmının tele yapışma riskini almak istemedim ben. O yüzden yağlı kağıt ve alüminyum folyo. Çünkü tel yeni, kullanılmamış. Balığım yapışabilir, ziyan olabilir. Ben genelde evde fırında balıkları da böyle yaparım. Mesela çupra'yı, levreyi balıkçıdan alırken sadece içine ayıklat. Bunları ayıklatma. Folyo, yağlı kağıt, paketle fırına koy. O bunlar ona kalkan görevi yapar. Bütün yağ suyu içinde kalır balığın. 20 dakikada da mis gibi balığın olur. El kokmaz. Şimdi orada zar zor da olsa bir mangalımız yandı ve ızgarada balıklar. Pişerken ama önümüzdeki masayı böyle bir kurarken gördünüz ama şey çok hoşuma gidiyor benim. Yani gerçekten özenilmiş sofralarda olmak, üstelik bir teknedeyken bile. Bir özenmek lazım hayata çünkü o insanın enerjisini çok değiştiriyor. Genel olarak aslında hayattan keyif almak insanın kendi kalbinde, ruhunda ve aklında süzerek bir yere getirebileceği bir konu. Bunun parayla, lüksle falan bir ilgisi yok. Bakış açısıyla ilgisi var. Bu arada tabakların rengi çok güzel. Osmanlı'da ilginç bir yöntem var. Sultanların zehirlenmesini korumak için kullandıkları bir tabak yöntemi var. Hiç duydun mu sofralarda? Hayır. Çin'den gelen bir yöntem kullanıyorlarmış. Seledon tabaklar. Seledon'un rengini bilir misin? Böyle su yeşili dediğimiz değişik bir yeşil tonudur. Ben seramikçi olduğum için hani seledon rengi zaten çok sevdiğim bir renk. Seledon tabağına özelliği zehirli bir gıda koyduğunda renk değiştiriyor. Ne diyorsun? İtiraf ediyorum. Balıklar pişmediyse tabaklar siyah olacak. Bence çok güzel pişecek ama. Pişecek mi? Üflesen pişer çünkü çok taze balık tuttun. Benden ötürü. Ben tuttum. Bir tek sen tuttun çünkü. Of, ne olmuş böyle ya? Gördün mü bak? Biraz da ateşte kalsa kuruyacak. Oo, ne kadar bak. Yumuşak. Bilmem bu kadar taze tuttuk diye mi? El cihazımla tuttum diye mi? Ya da el cihazımla pişirdim diye. Ya da el cihazıyla Ama yok, çok, teknik çok önemli. Çok lezzetli. Evet, çok balık, lezzetli. Balık pişirmek, ben söyledim demin, deniz ürünlerini ne çok pişireceksin ne az pişireceksin. Hatta az pişmişi bile yenebilir ama çok pişmiş deniz ürünü şöyle deriz, yazık. Karaya ayaklarımızı bastık. Benim için yediğim balık acayip keyifliydi. Ellerine sağlık. Bugün senin ben ne olduğun için. Ben tuttum, sen pişirdin. Afiyetle yedik. Konuğum olduğu için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka lezzetlerde artık senden farklı marifetler bekleyeceğiz yani. Her zaman. Hay-
Dayatmana Güzel'in sonuna geldik. Bazen Boğaz'da bir balıkta, belki de İzlanda'da balina fotoğraflarken farklı hikayelerde, maceralarda yeniden buluşacağız. Habitat TV ve Şenay Akkurt'u lütfen Instagram hesaplarıyla takip edin. Görüşlerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.